Canlı bağlantıyla devam edelim ana habere. Yine kameralarımızı Antalya'ya çevireceğiz. Bu kez Beşiktaş'taki gelişmeleri aktarmak üzere Sercan Dikme karşımızda. Zannediyorum antrenman da başladı. Hem neler yaşanıyor onu soralım, hem transfer gündemi var mı onu soralım. Sercan, söz sende. Sinem, teşekkür ediyoruz. Belek'ten, Antalya'dan mutlu akşamlar dileyelim. İlk bölümü salonda çalıştı. Beşiktaşlı futbolcular yaklaşık birkaç dakika önce yeşil zemin üzerine de çıktı siyah beyazlı oyuncular. Raşit Gezal'ın salonda çalışmasının devam ettiğini, bugün saha içerisinde çalışma yapmayacağını, antrenmana katılmayacağını, salonda çalışacağını ifade edelim. Kameraman arkadaşım Barış Sevenler, rica edeyim antrenman görüntülerini sizlere yansıtmasını. Elbette bugünün ana gündem maddesi Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ve Önder Hoca'nın, Önder Karaveli'nin basın toplantısı. Hem Sportif Direktör Ceyhun Kazancı hem de Önder Hoca bugün sabah saatlerinde basın mensuplarıyla bizlerle bir sohbet toplantısı gerçekleştirdik. Kahvaltı yaptık, ardından kameraların karşısına çıktı. Tabii ki orada ana gündem maddesi Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın şu açıklaması: biz artık teknik direktör aramıyoruz, bu çalışmalarımızı durdurduk dedi. Önder Karaveli ile bu sezonu tamamlayacak olan siyah beyazlılar herhangi bir teknik direktör arayışının olmadığını da ifade etti. Elbette 2-3 haftadan bu yana hem yazılı hem de görsel basında çok konuşulan bir durumdu. Şenol Güneş iddiaları vardı. Bu iddialar da soruldu Ceyhun Kazancı'ya. Biz de duyuyoruz bu tür söylentileri, ancak nihai kararı başkanımız Ahmet Nur Çebi verecektir ifadelerini kullandı Ceyhun Kazancı. Elbette transfer, herkesin merak ettiği gibi, Beşiktaşlı futbol severlerin, Beşiktaşlı taraftarların merak ettiği gibi, transfer var mı yok mu? An itibariyle artık son 1,5 gün içerisindeyiz Antalya kampında. Beşiktaş'a dair Ocak ayı transfer döneminde ve kampta herhangi bir dış transfer beklentisi yok. Ancak Adem Reiç veya En Sakala'dan biri ayrılırsa Beşiktaş'ın belki transferin son günlerine dair transfer çalışmaları hızlanacaktır. Ancak şu an itibariyle herhangi bir transfer çalışmasının Ocak ayı için olmadığının altını çizelim. Antrenmandan görüntüler ekranlara yansırken yayının başında söylemiş olduğumuz bilgiyi tekrar etmekte fayda var. Raşit Gezal bugün antrenmanda yer almıyor, içeride çalışmasını sürdürüyor. Şimdi Önder Hoca takımı ikiye ayırdı. İki taraflı toplu bir çalışma gerçekleşecek. Antrenman öncesinde de çok kısa oyuncularıyla bir görüştü. Toplu birlikte bir dar alanda çift kale maç gerçekleştirecek siyah beyazlı oyuncular. Belek'te, Antalya'da, Beşiktaş'a dair meteorolojik anlamda havanın kötü olduğunu, ama Beşiktaş'a dair havanın iyi olduğunun altını çizelim. Burada kamp sürecinde hem Beşiktaşlı futbolcularla hem Önder Hoca'yla hem de yetkililerle konuştuğumuz zaman bu kamp sürecinin gayet takıma iyi geldiğini, hem fizik açıdan hem de taktik anlamında bu 6 günlük kampın Beşiktaş'a çok fayda getireceğini ifade ediyorlar. Önder Karaveli'nin de keyfi gayet yerinde. Önder Hoca da gayet mutlu. Hatta zaman zaman Önder Hoca'nın sesinin yükseldiğini, oyuncularına sıklıkla uyarılar yaptığını gözlemleyebiliyoruz. Kameraman arkadaşım Barış'tan da rica edeyim sol taraftaki maçı çekmesini. Tabii şu an ikiye bölündüğü için artık son 5-6 dakikalık bölüm içerisindeyiz. İlk 15 dakika basına açık gerçekleşiyor. Mişi Batshuayi bu kamp sürecinde teknik heyetin en fazla üzerinde durduğu, konuştuğu, sohbetler gerçekleştirdiği ve ekstra çalışmalar yaptırdığı isim. Bu arada şu an ekrana gelen de kaleci antrenörü Hakan Hoca. Hakan Hoca da kaleye geçti. Mişi Batshuayi kaleci antrenörü Hakan Hoca'ya gol atmaya çalışacak. En azından bu 5 dakikalık dilimde
Mishibat Şahin'in de performansını siz, ekranlara getirelim. Günün ön plana çıkan manşetleri tabii ki Ceyhun Kazancı'nın ve Önder Hoca'nın açıklamalarıydı. Önder Hoca takıma çok güvendiğini, Beşiktaş'ta olduğu süre boyunca o anın, o günün tadını çıkartmak istediğini ifade ediyor. Şimdi Mishibat Şahin'in şutu Hakan Hoca'yı geçemedi, Mishibat Şahin'i. Hem bugün yapılan basın toplantısında hem de sohbetlerde sık sık Önder Hoca, hocanın ve teknik heyetin Mishibat Şahin ile ilgili söylemleri var. İkinci yarı daha iyi olacağını ifade ediyorlar. Fiziki olarak ilk bölümde antrenmanın sabah çalışmasında gerçekleşmişti. Bu bölümde biraz daha toplu bir çalışma gerçekleşecek. Sadece burada çift kale maç olarak yorumlamamak gerekiyor. Aynı zamanda basına kapalı olan bölümlerde üçlü veya beşli sistemin de Önder Hoca tarafından denendiğini, sezonun ikinci yarısında zaman zaman Çaykur Rizespor mücadelesinde olduğu gibi, Katar'da oynanan Süper Kupa Antalyaspor karşısında olduğu gibi üçlü beşli savunma sistemleriyle Beşiktaş'ın sahaya çıkabileceğini, bunun için denemeler yapacağını ifade ediyorlar. Yavaş yavaş da yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Belki bu transfer dönemi için olmasa da gelecek sezon için Beşiktaş çalışmalarını devam ettiriyor. Beşiktaş taraftarların en fazla merak ettiği, en fazla konuştuğu durum bu. Kameraman arkadaşım Barış'tan da rica edeyim. Artık birkaç dakika sonra Beşiktaş'ın antrenmanı basın mensupları için ayrılan süre dolacak. Tekrar etmekte fayda var. Raşit Gezal içeride çalışıyor. Sahaya çıkmadı. Bizim de en azından şimdilik Antalya'dan, Berek'ten aktaracağımız notlar bu kadar. Sinem. Tarık Hocam çok daha iyi bilir. Sercan Dikme'ye teşekkür edelim. Beşiktaş'ın antrenmanından son görüntüleri canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Kısa bir araya gideceğiz. Saat başı buradayız. Yeniden merhaba değerli izleyenler. Ana Haber'in ikinci bölümünde gündemdeki gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Bu bölüme Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe ara transfer dönemini şimdiye kadar sessiz geçiriyor. Ancak Sarı Lacivertlilerin gündeminde bir kaleci transferi var. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal oyuncularından Osayi Samuel ile yakından ilgileniyor. Onun şut ve pas özelliklerini geliştirmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Osayi Samuel ile yakından ilgileniyor. Kartal, Nijeryalı futbolcuya antrenmanlarda sık sık uyarılarda bulunuyor.